Sefer beni gurbet ye. Arkamızdaki araba epeydir peşimizde. Yavaşla. Geçmesine izin ver. Yavaşladı. Geçmemizi istiyor. Mesafeyi koru. Devam et. Bu da ne ya? Amca! Kasa, kasa! Kaçtılar. Koşun. Bence bu işi yapacak bir kişi var. Beyton. Doğrudur. Haklı olabilirsiniz. Beyton'un bilgisine başvuralım. Emredersiniz komutanım. Olayla hiç bilgin yok. Adamları tanımıyorsun. Kullandıkları araçlar sana ait değil. Duyunca çok üzüldüm. Bayılıyorum bu ifadelere. Artık ben bile ezberledim. Size sormadan yazdırıp sadece imzaya yollasam bile olur. Yok. Biz yine imzalamaya kendimiz geliriz. Çocuğumu daha sakin bir dünyada doğurmak istiyorum demek. Buradan uzakta. Başlama gene Epek. Gidelim Cemo. İzmir, İstanbul. Uzakta sakin bir yer. Neresi olursa olsun. Seni buldular. Kim? Kimler buldu? Zeyno Ana. Bir de Elif diye bir kadın. Mahvoldum. Bitti. Bitti buraya kadar. Buyurun. Ne soracaktınız? Bakın bir çocuk kaçırıldı. Öyle bir kaçırma ki... Anca içi yanmış, gözü evlat hasretiyle dönmüş bir anne bunu yapar. Sen okumuş yazmış bir insansın doktor. Eğer dersen ki bu lafların benden ilgisi yok, inanırım. Sus. Bakın ama doktor. Şu anda içeride bir hastane. Elif Hanım, Elif Hanım. Silahı saklasan suç, ortaya çıkarsan rezalet. Bu gizli kapaklı işler bana göre değil Elifciğim. Muratcığım biraz sakin ol. Bu aslında sır da değil. Saatli bomba. Zeliha'yı saklamak suç. Eğer biz bu suçu göze almazsak Zeliha ile birlikte çocuk da ortaya çıkar. Beyto üstümüze sıçramak için zaten fırsat kolluyor.
Tarayı bahane edip yine kapıya dayanacak. Zeliha saklanmaya devam edecek. Ve babamı bu meseleden uzak tutmaya çalışacağız. Yani temiz bir çare değil. Ama tek çare. Yaprak dökümü bize uğramaz sanırdım. Birkaç gün İpekler'de kalırız. Sonra bir ev bakarız. İhtiyaca göre eşyalarımızı... Tabii, yollarız. Maho, kaldırsana başını. Yapma be Maho. Yapma lan bunu. Evde en kral odayı sana ayıracağım. Tatil olduğunda İzmir'desin, tamam mı? Tamam mı ha? İdare heyeti toplantısına böyle paldır küldür dalamazsın. İki çift lafım var. Söyleyip hemen gideceğim. Buraya gelmeden evvel büroya uğrayıp dilekçemi bıraktım. Adaylığımı resmen açıklıyorum. Şimdiden zafer sarhoşluğu yaşayanlara ilanen duyurulur. Aç! Kardeşim sabah sabah ne maraza çıkarız sen? Çek şu arabanı efendik gidelim. Ha, anladım. Sen yola açmamı istiyorsun. He ya, onu isteyeyim. Çok şükür anladın. Söylesene be kardeşim. Çok kötü. Ne var, ne oldu? Çok kötü Zeyno'na, çok kötü. Söyle çabuk, ne oldu? Hakk'a. Ne olmuş Hakk'a ona? Vurmuşlar Hakk'a'yı. Delik deşik etmişler Hakk'a'yı. Kim? Kim? Başın sağ olsun Zeyno kadın. Ne dedin sen? Başın sağ olsun dedim. Ne dedin sen? Zeyno kadın! Çıldırmış bu kadın. Ağzından çıkanı bilmiyor. Zeyno! Yaşar! Yaşar! Yapma! Bırak şunu, gebertin! Çıkarın şunu lan! Gebertin şunu! Çıkarın şu herifi dışarı! Çık lan dışarı! Çık lan! Zeyno kadın! Zeyno tamam! Tamam! Çombeli merkez Hakkı Bayat'ta vurulmuş. Tekrar ediyorum, Hakkı Bayat'ta vurulmuş. Hastaneye takviye istiyorum. Burası her an karışabilir. Tamam. Hakkı. Hakkım aldılar benden Reşo. Neden bırakmadın? Neden bırakmadın o gebertim ha? Aç şu telefonu okur. Onu geberteceğim Reşo. Aç. Geberteceğim. Niye erken döndün okuldan? Murat! Telefonun! Geldim. Okulda panel vardı. Dersin hocası panelde, konuşmacı. Sen de gidip dinleseydin ya. Ya anne ne gerek var ya? Ya ne demek ne gerek efendim var? Efendim baba. Ay. Akı vuruldu oğlum. Ne? Nereye? Hemen geliyorum. Murat? Hakkı'yı vurmuşlar. Ha! Ölmüş mü? Bilmiyoruz. Hastanede Elif. Hadi gel gidelim. Allah kahretsin. Bu eksik. Efendim? Alo? Elif, benim Zeliha, nasılsın? Konuşacak durumda değilim Zeliha. Burada işler çok karışık. Sonra tamam mı? Zeliha mı? Kapattı. Ne istiyormuş? Dinlemedim bile. Bir terslik var. Ne tersliği? Bilmiyorum. Gördün, konuşmadan yüzüme kapattı. Belki benimle ilgili. Yok yok. Hemen telaşlanma. Ne olduğunu bilmiyorsun. Of, mutlaka önemli bir terslik. Hiç böyle yapmazdı. Babam duymuş olmasın. Sanmıyorum Zeliha. Eğer duyduysa, yaşadığımı öğrendiyse... Öyle olsaydı Elif Hanım söylerdi. Korkuyorum inanç. Çok korkuyorum. Korkma. Komutanım. Hakkı'yı vurmuşlar. Ne dedin?
Şimdi emniyetten aradılar. Allah kahretsin. Hemen gidelim. Baş üstüne komutan. İntira adamı olda kanaması olabilir. Karaciğerde ve midede bir adet kurşun görünüyor. Bir de göğüs filmine bakalım. Sol direkste bir kurşun daha var. Dördüncüsü burada. Kalbin tam üstünden çıktı. Cep telefonunda. Tansiyonu alamıyoruz doktor bey. Döndürebilecek miyiz doktor bey? Çok zor ama deneyeceğiz. Siz hemen hastayı temizleyin. Tamponlayalım. Anacığım sakin ol. Nerede Hakkı Boyatlı? Nerede öldüğün söylesini gösterin. Efendim? Bilal sen misin kızım? Ben Reşo. Amcan hastanede vuruldu. Amca! Bilal. 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 Bilal ne oldu? Bilal. Bilal ne oldu? Bilal ne oldu? Bilal. Alo. Alo kimsiniz? Ben Reşo. Zeynep kadınla hastanedeyiz. Hakkı'nın durumu kötü. Doktor bir şey söyle. Acele et. Bir şey söyle doktor. İyi bir şey söyle. Kardeşim doktor. Ne? Kardeşim. Kardeşinizin ameliyatına iki ekip birden girecek. Bütün imkanları seferber ettik. Yaşayacak mı? Onu çevirmek için ne lazımsa yapacağız. Çevirmek mi? Gitmem gerekiyor. Zeyno ana. Zeyno kadın. Zeyno ana. Sakın bırakma kendini Zeyno ana. Güçlüsün sen. Çok güçlüsün. Hakkı da senin kardeşin. O da güçlü. Atlatacak. Hadi Zeyno ana ne olur dayan ya. Hadi dayan Zeyno ana. Demiş misin İzmir'i? Evet, biraz. Annen size bir yemekler hazırladı ki tam girdi damara tuttu. Arap saçları, börülceler, radikotundan kol böreği. Pardon. Alo, İdal. Abi yetiş. Amcamı vurdular. Ha? Amcamı vurdular abi, vurdular onu. Cemo oğlu. Cemo. Cemo söylesene ne oldu? Amca. Söylesene. Amcama bir şey mi oldu Cemo? Cemo ne oldu? Cemo. Yaralının sol iç cebinden çıktı. İçinde bir kurşun var. Size teslim ediyorum. Sağ ol. Bu telefon olmasaydı... Hastayı çoktan kaybetmiştik. Duydun mu Zeyno ana? Ya bu belki de bir işaret. Yani her şeye rağmen Hakkı'yı koruyan bir şeyler var. Peki var. Bu sefer cep telefonu. Bir dahaki sefer ne? Ecel yolculuğundan insan çevrilir mi? Söylesene ağam, çevrilir mi? Ben ecel yollarından çok gittim geldim Zeyno kadın. Allah'ın takdiridir. İsterse çevirir. Ameliyattaymış. Başında bekliyorlar. Belki de öldü. Belki de öldü benden saklıyorlar. Hayır. Hayır saklamazlar. Ya nereden bileceksin? Sen nereden bileceksin? Cemo oğlum. Orada olmalıydım baba. Amcamın yanında. Yerim orasıydı. Ben gidiyorum baba. Ben dönüyorum.
Bu saatte nereye? Havaalanına. Git sen Nuhut'cum. Uçak yok. Araba kiralayacağım İstanbul'a. Gece Urfa'ya bir uçak var. Seninle geliyorum. Hayır. Hasta hazır mı? Hazır hocam, uygun. Hemşire hanım beşte. Hakkı. Kardeşim. Son kalem. Son sığınağım. Dermanım. Aldığım nefes. Ölürse ne yapacağım ağam? Ne yapacağım ağam? Nasıl yaşayacağım söyle? Affet beni baba! Affet! İnsan ecel nehrine düşmedikçe, düşüp sürüklenmedikçe bir umut vardır senin o kadın. Mutlaka vardır. Ya düşerse? Ya düşerse? Benim yaşlı, günahkar kalbimi kollayan Allah'ın bir yiğidin kalbine ilişmeyecek kadar adaleti olmalı. Düşünmek zorundayız Murat. Bu heyecan babama iyi gelmeyebilir. Nasıl engel olacağız ki? Doktoruyla konuşalım. Yani sakinleştirici bir iğne falan. Ne bileyim, vardır herhalde yapılacak bir şeyler. Haklısın. Gidip doktoru bulup geleyim ben. Tamam. Polisten uzak dur. Etrafta kuş uçmasın. Beyton adamlarını görürseniz de bakın icabına. Siz benimle gelin. Ne var üstünüzde? Nereye gidiyorsunuz? Tamam. Gel. Gel. Şu anda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapmakta olan kanamalı bir hasta için acele A grubu RH negatif kana ihtiyaç vardır. Hadi yavrum, kalk gidelim. Ben burada kalacağım. Oğlumla baş başa kalmak istiyorum. Kendin mi inersin yoksa ben mi indireyim? Kendine gel Hakk'a. Ben ağaysam, haddini bileceksen, hıkkını çıkarmadan defolup gideceksen. Doğduğumuz gün ölümü öğretmişler. Aha böyle şimdi de içimize lök gibi çöken bir kahır. Şu havlayan köpekler var ya. İşte o köpekler gibi de pişmanlık. Hastanın tansiyonu düştü, nabız alınamıyor. Hasta satürasyona giriyor. Defibrilatörü hazırlayın, 150 jül. Defibrilatör hazır. Döndü mü? Dönmedi hocam. 200 jül. Döndü mü? Evet, döndü. Tamam. Nerede kalmıştık? Bu kadar acı yeter. Kalbimizin bu imtihanı yeter. Bizleri koru. Kendi kazar babasından koru. Tamam Zeyno Ana. Tamam. Zeyno Ana. Zeyno Ana. Zeyno Ana. Gelcim gelsene. Gel canım. Gel gel gel. Bak biliyorum çok zor. Yani benim başıma gelse ne yapardım hiçbir fikrim yok. Ama sağlam dur. Kendin için değil, Zeyno Ana için. Ya hep size destek oldu. En zor zamanlarınızda yanınızda hep o oldu. Şimdi sıra sizde, anladınız mı? Yalnız kaldığında bol bol ağlarsın, şimdi değil. Hadi. Memo. Kanamayı durduramıyoruz. Bir ünitekan daha getirin. Peki doktor bey.
Hemşire hanım, Glenn. Kanamayı hala durduramıyoruz. Kana ihtiyacımız var. Birkaç ünite daha kaldı. Hasta yakınlarına başvur. Ameliyattan haber var mı? Yok, hala ameliyatta. Uzun sürecek. Bulabildiğiniz kadar kan lazım. De, telaş edilecek bir şey yok. Ameliyat uzun sürecek. Acilen ARH negatif kana ihtiyacımız var. Memo duydun mu? Çabuk adamlara haber ver. Duydum ağabacım. Kahya, ARH negatif kan. Uyan ne kadar adam varsa topla getir hastaneye. Merhaba. Hakkı Boyatlı'nın durumu nedir? Hala ameliyatta. Allah bilir ya, işi zor. Bu ne? Hakkı Ağa'nın telefonu. İç cebindeymiş. Kalbin tam üstünde. Kurşun isabet etmiş. Başka bir gelişme? Şimdilik yok. Olay yeri inceleme ekibi hala vukuat yerinde. Biz buradayız. Takviye getirdik. Koridor başları ve giriş çıkışlar kontrol altında. Boyatların adamları bahçede. Ama şimdilik sessiz. Sen burada kal. Ben olay yerine gidip bir bakayım. Emredersiniz komutan. Kolay gelsin. Sağ olun. Doktor bey, ARH negatif kan geldi mi? Hayır. O kadar zor bulunuyor ki. Yaralıya son üniteyi taktılar. O da bitince. Ne olacak o zaman? Ölecek mi? Benim kardeşim kan kaybından ölecek mi? Doktor bey, ARH negatif kanı uyuyor. Buyurun içeri. Şöyle buyurun. Allah'ım. Oh, Allah'ım. Allah'ım. Sen büyüksün. Midenin üçte birini alıyorum. Bu iş uzayacak. Dayanabilir mi? Çok zor doktor bey. O zaman imkansızı deneyelim ha. Hastaya daha fazla kan desteği lazım doktor bey. Başlayalım. Başlayalım hemşire hanım. Ya burası aynı cehennem kazanı gibi Burç. Yani zebaniler etrafımızda dans ediyor. Bugün birini vurdular, aileye yakın biri. Herkes hastanede, onun yanında. Geçen gün sana geliyordum. Bana mı? Ciddi misin? Bunun şakası olur mu? Sonra? Sonra yakalandım. Ne demek yakalandım? Sen evden mi kaçmıştın? Evet. Bana gelmek için öyle mi? Şaşırdın mı? Evet, evet çok. Hoşuna gitti mi? Daha sana gelmiyorsa sen daha gittin işte. Madem sen gelmiyorsun, ben geleyim. Sen ciddi misin? Tabii ki de. Millet motoruna atlayıp saçma sapan yerlere gidiyor. Katmandu, Tibet. Ben sana gelmişim, çok mu? Anladım. Tamam, sağ ol. Kim? Üst teğmen. Kim vurmuş, belli mi? Henüz değil, arıyorlar. Baba. Sence bu... Başka kim olacak? Peyto mu? Amca, amca. Amcam nerede? Maho. Dur. Elif abla, amcam nerede? Dur, tamam hayatım. Elif abla. Maho, gel. Murat abi, ne oluyor? Gel, 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 otur gel. Maho, dinle beni bak. Amca. Amcam kurtulacak. Hep böyle değil mi? Atlatacağız Maho. Bunu Maho. Da atlatacağız. Bak. Evlat. Maho, yüzüme bak. Amcan yiğit adamdır. Üç gün sonra turp gibi ayağa kalktığında ona ne diyeceğiz? Sen içerideyken yeğenin feryat figan ortalığı inletti mi diyeceğiz? Yoksa kahrını içine döktü ama Zeyno halasının yanında aslan gibi dayandı mı diyeceğiz? Maho, yiğit Maho. Topla kendini. Gün bugün evlat. Gün bugün. Olay yerinin genel görünümünü alalım. Ve daha sonra numaralandırıp delilleri toplayalım. Baş üstüne efendim. Merhaba üsteğmenim. Merhaba komiserim. Basit bir yol tartışması gibi görünüyor. Buna inanıyor musun? Hayır. Buranı doğru dürüst gören yok. Arabadan inmemiş. Dört el ateş edip kaçmış. Araba belli mi? Belli. Araştırıyoruz. Hakkı ateş etmiş mi? Davranmamış bile. Muhtemelen tanımadığı biri. Diğerlerden gözü ısırsaydı... Mesela Beyton'un adamlarından biri gibi. Bu kadar tedbirsiz yakalanmazdı. Sence kiralık katil mi? Şimdilik akla ilk gelen o. Merkez 32-14. Dinlemedi. Saldırganın arabası bulundu. Dokumacılar sokağında. Terk edilmiş halde. Anlaşıldı. Gidelim mi? Bir numaralı delilde 5.20.
Efendim? Acenteyle konuştum. Biletin tamam. 21.15 İstanbul Urfa. Direkt uçuş. Sağ ol. Cemo. Evet. Bana kırgın mısın? Hayır. Niye? Seni buralara getirdiğim için. Amcanın yanında olamadığın için. Bunları sonra konuşuruz. Peki. Mideyle işimiz bitti hocam. Kapatıyorum. Hocam ben kapatırım. Satürasyon nasıl? Satürasyon iyi hocam. Nabız da düzenli. Çoğu gitti, azı kaldı. Dikkate değer bir şey var mı? Yok amirim. Kan izinin dışında başka bizi bulacağımızı sanmıyorum. Araba temizlenmiş. Plakayı sordunuz mu? Belediye fen işlerinde çalışan bir mühendise ait amirim. Dün akşam saatlerinde çalınmış. Allah kahretsin. Komutanım, olay bizim bölgemizde. Sen bu adamları iyi tanıyorsun. Boyatlıları, Kerimoğullarını, dostlarını, düşmanlarını. Aynı teknedeyiz Arif. Lafı mı olur? Leyla, Hacer hadi. Evi boş bırakmayın. Arayan soran olur. Kalsaydık biz daha... Canım mı? Yalnız mıyım burada? Hadi. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin. Hacer. Akciğere kan birikiyor. Engel olamıyorum. Değişelim o zaman. Aspiratörü verir misiniz? Tansef. Pens. Acil kan lazım. Hemşire hanım, derhal kan bulun. Oksijeni artırıyorum. Eğer kardeşim yaşarsa... sebebi sensin. Gördüğüm en yiğit kadınsın. Kocasının canından eden adama... can verecek kadar sağlam. Hemşire! Efendim? Ne var, ne oluyor yukarıda? Telaşlatmayın, sakin olun, her şey yolunda. Aa! Yukarıda bir şeyler oluyor. Zeyno Hanım gel. Zeyno Hanım. Zeyno Hanım. Zeyno Hanım, otur. Sakin ol. Lütfen. Yukarıda bir şeyler tamam. oluyor. Hayır olmuyor. Tamam. Yukarıda tamam, bir şeyler tamam. oluyor. Hayır tamam. Zeyno Hanım. Amcan yaşayacak. Sana inat yaşayacak Beydo. Sana inat. Önce sen öleceksin Beydo. Herkesten önce sen. İdal, İdal ben... Gitsen iyi olur. Ben yeni duydum. Amcam nasıl? Kötü. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Sen iyi misin? Nasıl olmam gerekiyorsa öyleyim Seyit. Doğru, saçma bir soruydu. Bazen her şey üst üste geliyor. Git artık. Tamam, aşağıda olacağım. Buna gerek yok. Aşağıda, kapıda. Hiç gerek yok. Bekleyeceğim. Sen bana kapını açana kadar bekleyeceğim İdil. Merhaba Seyit. Merhaba Elif abla. Bak Seyit. Şu an herkes için çok zor. Bilhassa Zeyno'nun için. Sinir sistemi berbat. Ters bir şey yaparsa hepimiz çok üzülürüz. Anlıyor musun? Anlıyorum Elif abla, sağ ol. Aşağıda olacağım, kapıda. Hadi. Evet. Gel Elif. Ne zaman? Tamam, gelirim. Vilayetten çağırıyorlar. Niye çağırmışlar? Söylemediler. Ben çıkarım, fazla gecikmem. Tamam, hadi. Bu sonuncusu. Bu adam yaşarsa bu ameliyat da tarihe geçer beyler. Haklısınız hocam. Asayişte işler çığırından çıkmak üzere. Hallettiğimiz bazı sorunlar bazı mihraklar tarafından ısıtılıp tekrar önümüze sürülmekte. Kan davası gibi. Seni bu toplantıya bu yüzden davet ettik Reşo Ağa. Eksik olmayın.
Ancak biz o defterleri kapayalı çok oldu. Ben şimdi hastaneden gelirim. Zeyno kadının yanından. Senden yana bir endişemiz yok Reşo. Biz sizden barış istedik. Zeyno ve sen çok daha fazlasını yaptınız. Örnek oldunuz. Ancak aşiretinin içinde öyle bir grup var ki. Beytobi avanesi. Onlar barışa ve huzura çomak sokmak için ne lazımsa yapmaktı. Açıkçası elimizde pek bir şey yok ama Hakkı olayının arkasındaki isim bize kalırsa Beyto. Doğrudur. Beyto ne yazık ki benim soyumdan, benim kanımdan. Lakin onu zapt etmemi beklemeyin. İpe sapa gelmez bir alçaktır. Güvenlik güçleri ve yargı Beyto ile gerektiği şekilde ilgilenir. Bizim isteğimiz Reşoa, hem Zeyno'nun hem de senin kendi taraflarınıza sahip çıkmanız. Beyto'nun yaktığı kıvılcım saflarınıza sıçrarsa bu kötü. Sizlere akıl vermek adımız değil. Biz elbette ki elimizden geleni yapacağız. Ancak... Olsun Reşoa, söyle, çekinme lafını. Ferman da sizdedir, ferman da. Bu fenalığı yapanı da, yaptıranı da... Hakimin karşısında gördüğümüz gün deriz ki... Acımız acıdır. Ama devlet üstüne düşeni yapmıştır. Sağ ol Reşoa, dediğin doğrudur. Seni yorduk buraya kadar. Estağfurullah, vazifemiz. Sizlere hayırlı günler. İyi günler. Sağ ol Reşo. Sağ ol. Güle güle. Yapılacak şey belli. Beyto'yu gözden kaçırmamak. Her hareketini dikkatle izleyip mercek altına almak. Ve tarafları karşı karşıya getirmeyecek biçimde azami önlem almak. Başta hastane güvenliği olmak üzere. O konuda gereken yapıldı efendim. Şu sanığı bir an önce bulmaya bakın. Var gücümüzle çalışıyoruz sayın valim. İyi iş becerdin İlyas. Hakkı gibi bir pisliği dünyadan temizledik. Helal olsun. Eyvallah. Ağam, şimdi haber geldi ağam. Nedir? Hakkı'yı hastaneye götürmüşler ağam. Ama öylesini değil, canlısını. Olamaz. Bir yanlışlık var. Yanlışlık yok. Hakkı ameliyatta. Yani şimdi senin hesaba göre doktorlar saatlerce bir ölüyü ameliyat ediyor öyle mi? Hiçbiriniz kalamadı. Kurtulması mümkün değil. Dört kurşunla bir gebertemedin. Sonuncuyu kalbine sıktım. Neresine sıktın lan bana ne be adam? Herif yaşıyor mu? Hala yaşıyor. Sen bana burada hikaye mi anlatıyorsun? Gider bir tane de kafasına sıkarım. Biraz geç kalmadın mı? Hayır kalmadım. Bugüne kadar hiçbir işimi yarım bırakmadım ben. Merak etme. Bunu da bırak. Nasıl geçti toplantı baba? İyi. Bol bol Beyto'nun kulağını çınlattık. Ya 3,5 saat oldu. Hala bir şey söylemiyorsun size. Neden hiç kimse tek laf etmiyor? Ya öldük seni. Ya, yeter artık. Sakin ol. Yeter artık. Bir daha sakın amcamın ölümünü ağzına alma hala, tamam mı? Kimse. Hiç kimse ölümü ağzına almayacak. Amcam ölmeyecek. Parmağı ölmeyecek işte. Doktorlar değil, ben söylüyorum. Onu öldüremeyecekler. O ölmeyecek. Elbette ölmeyecek Mahmut. Ölüm ne demekmiş? Amcam kurtulacak. Amcam ölmeyecek Mahmut abi. Niye ölsün ki Mahmut? Aslanım, niye ölsün? Ölmeyecek. Tabii. Tabii ölmeyecek. Gel dolaşalım biraz, hava alalım. Hadi bacaklarımızı açalım. Faili bulmak için güvenlik güçlerinin başlattıkları geniş çaplı operasyon sürüyor. Harun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınan Hakkı Boyatlı'nın hayati tehlikesi olduğu gelen haberler arasında. Of! Bir bu eksikti. Tanıyor musun? Hakkı. Zeyno'nun kardeşi. Oğlumun isim babası. Beyto için ne demiştin hatırladın mı ağa? Hatırladın mı dediklerini? Bugünlere gelmek kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Bırakalım Beyto körüklediği bu ateşin karşısında tek başına kalsın. Kendi ateşinde kavrulsun. Kendi ateşinde. Hani Beyto kendi ateşinde kavrulacaktı Reşo'a? Hani nerede ateş ha? Nerede? Söyleyeyim nerede olduğunu. Aha burada. İçimde. Yüreğimin tam içinde.
Hani barış yapmıştık? Sana lafım yok. Lafım Beyto... Kerimoğullarından töre töre diye yırtınan 3-5 zibidiye. Hani barış yapmıştık? Ben bütün kardeşlerimi kaybedeceksem, hepsini tek tek kaybedeceksem... bu barış benim neyime? Kemal Ağa öldürüldü. Ben mert bir düşman kaybettim. Hakkı vuruldu. Ben kardeş acısı tattım. Diyeceğim o ki Zeyno kadın... dökülen kan ikimizin kanı. Sorulacak hesap ikimizin hesabı. Bunu böyle bil. Saat 10 dakika. Reşa bir şey söyle. Gözünüz aydın. Ameliyat bitti. Kardeşinizi yoğun bakıma aldım. Ameliyat başarılı. Yapılması gereken her şey eksiksiz yapıldı. Yaşayacak mı doktor? Onu söyle bana. Ameliyata başlarken Hakkı Bey'in masadan kalkabileceğine ihtimal vermiyordu. Kalktı. Şu anda kritik eşiği atlattığını söyleyemeyiz. Ama bakarsanız bunu da atlatır. Bakın, bizler hasta yakınlarına gereksiz yere umut pompalamayı sevmeyiz. Ancak pes etmeyi de hiç sevmeyiz. Peki, onu görebilir miyim? Yoğun bakıma giremezsiniz. Uzaktan da olsa, kapıdan bir an. Birkaç saat sonra belki, özel elbiselerle. O da 1-2 dakika. Önümüzdeki 48 saat çok önemli. Sonrasında çok daha kesin şeyler söylenebilir. Sağ ol doktor. Allah sizlerden razı olsun. Bana kalırsa beklemeyin burada. Bunun kimseye faydası yok. Ahdım var. Kardeşimi almadan bu hastaneden çıkmam. Siz bilirsiniz. Allah'ım, Allah'ım, büyük Allah'ım, sen bize sabır ver. Kardeşimi bana bağışla. Tamam Zeyno ana, bak ameliyattan da çıktı. Hakkı. Gel, otur, gel. Zeyno kadın. Bulutlar bir defa aralanma Ağgörsün. Aralandı mı gerisi mutlaka güneş. Gerisi güneş. Güneş değil mi Reşo? Biz bu torbaklara az ümit gömmedik Zeyno kadın. O gömdüğümüz umutların meyvesidir güneş. Yeter ki torbağın adaletine güven. Torbağın adaletine güven Zeyno kadın. Alo. Zeyno ana. Söyle oğlum. Geliyorum Zeyno ana. İstanbul yolundayım. Akşamki uçağa yetişeceğim. Zeyno ana. Allah'ın kitabını seversen bana doğru söyle. Doğru söylüyorum oğlum. Cemal. Amcanı az evvel ameliyattan çıkardılar. Yoğun bakımda. Kötü mü durumu? Ne diyor doktorlar? Bekliyoruz be Cemo. Bekliyoruz oğlum. Elimizden gelen bu. Bak dikkatli gel. Aklın bir de sende kalmasın. Tamam Zeyno ana. Biliyor musun? Bu İzmir yolları var ya, bu İzmir yolları. Amcam olmadan azap. Allah'ıma kitabıma azap. Neredesin be amca? Neredesin? Alo, Gülnaz? Zeyno ana?
Söyleme Seba. Nasılsın Gündüz? Ben iyiyim de senin sesin niye tuhaf? Hakkı sabahtan beri nerede? Söyleme hastanedeyiz Seba, kızım. Kötü şeyler oldu. Vurdular Hakkı'yı. Ne? Nasıl? Kendine geldi mi? Ben hemen geliyorum Zeyno Ana. Ben ilk uçakla geliyorum. Ben... Aman Allah'ım. Hakkı. Duyan düştü yollara. Cem onun gittiği günü görseydin... ...kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Hakkı dahil. Cem onun gidişi bir felaketti. Dönüşü de felaket oldu. Zeyno Ana. Hoş geldin başçavuşum. Geçmiş olsun. Hakkı'nın ameliyattan çıktığını duydum. Allah şifasını versin. Sağ ol. Valiyle bizim jandarma komutanı geldi. Başhekimin odasında. Seni rica ediyorlar. Hayrola? Herhalde geçmiş olsuna geldiler. Bana bakma, ben sıramı saldım. Anlaşılan bütün şehir diken üstünde. Ağam! Hakkı'nın öldüğünü söyle bana. Yaşı. Allah kahretsin. Ameliyattan yeni çıkmış, yoğun bakımda. O adamın yaşadığı her dakika benim aleyhime çalışmakta. Senin yüzünden. Madem öyle... ...biz de zamanı durduruyoruz. Kulağını iyi aç Beytun. Bu defa adamını öyle bir kaldıracağım ki ortadan... ...sesi ta sana kadar gelecek. Umarım. Tekrar geçmiş olsun hanımefendi. Bir arzunuz, bir isteğiniz var mı? Eksik olmayın. Doktorlar, hemşireler, herkes elinden geleni yaptı. Vazifemiz. Buyurun sizler rahatınıza bakın. Evet Zeyno Ana. Komutanımla ben de gelip bizzat bir geçmiş olsun diyelim dedik. Bütün diyeceğiniz bu mu? Hayır. Gerisi var. Nedir o? İtidalini bozmamak. Bakın beyler. Daha geçen gün hem kardeşim Hakkı hem yeğenim Cemo kurşun yağmuruna tutuldu. Sesimiz çıkmadı. Yedik tokadı, çektik sineye. Öbür yanağımızı uzattık. 2 gün sonra Hakkı vuruldu. Şimdi yukarıda ecelle pençeleşiyor. Anlayacağınız... Namerdin atacağı tokada uzatacak başka yüzümüz kalmadı. Madem devletsiniz, madem güç sizde, ya kardeşimi vurduranı bulun ya da... Ya da? Adalet bizi koruyamazsa biz kendimizi korumasını biliriz. Yani bildiğiniz yoldan mı? Adalet adalettir. Hassasiyetini anlıyoruz. Doğru. Adaletin çarkları belki biraz ağır çalışır ama sağlam çalışır. Bak Zeyno Ana, sözde adaletin bir çırpıda yerini bulduğu ülkelerde vardı. Çağ dışı zorba rejimler, baskıcı diktatörlükler. Ben şahsen öyle bir ülkede yaşamaktansa adaletin demokrasi kuralları içinde sağlandığı bir ülkede yaşamayı tercih ederim. Şu anda tek düşüncem kardeşimin yaşaması. Müsaade ederseniz hastamızla ilgilenebilir miyim? Estağfurullah. Buyurun. Ziyaretiniz bizi ihya etti. Hayırlı günler. Bu iş bayağı ciddi komutanım. Şu Beytoy'u biraz sıkıştır. Yalnızca birkaç dakika. Lütfen fazla uzatmayın. Tamam. Uyan. Bunun şaka olduğunu söyle.
Ben sana hep kızarım biliyorsun. Sen hep kızdırırsın ama. Bu defa biz bir şaka yapalım ha. Biz bir şaka yapalım. Ölümü kandıralım Hakkı. Bize de derler çakıcı, yakarız konakları. Sık dişini amca. Öleyim deme. Ben gelene kadar sakın öleyim deme. Sonra gerekirse birlikte ölürüz be amca. Tıpkı birlikte kafa çeker gibi. Gecenin uzun yollarında birlikte gider gibi. Ve birlikte türkü söyler gibi birlikte ölürüz be amca. Ama şimdi olmaz be amca. Tek başına ölmenin bir tadı olmaz. Vallahi olmaz. Kızım yesene. Cem o hızlı araba kullanır. Bütün bu yemekleri kime yaptım ben? Cem o zaten hızlı araba kullanır. İki kişiyken doğru düzgün sofra bile kurmuyoruz. Sevindik siz geleceksiniz diye. Şimdi kim bilir nasıl deli gibi sürüyordur. Telefonu istersen kızım. Ben ne anlatıyorum burada? Hata yaptım. Cem o ile gitmeliydim. Saçmalama. Anlamıyorsun beni anne. Onu yalnız yollamam hataydı. Asıl hata seni oralara yollamamızdı. Anne böyle konuşma. Cem o benim kocam. Bu da başka bir hata. Bu konuda tek bir kelime daha edersen şimdi şu anda giderim. Otur yerine kızım. Annem bir daha bu mevzuyu açmayacak. Telefon edeceğim babacığım. Zeyno Ana'yı ben hiç böyle görmedim. Bizimle kavgalıyken bile daha aklı başındaydı. Temelli zıvanadan çıktı. Hakkı'yı vuran bulunmazsa ya da vurdurtan... Zeyno Ana'ların Beyto ile kapışması an meselesi. O zaman ne yapacağız baba? Akyay'dan çıkınca düşenin kalkanın hesabı tutulmaz oğul. Biz de bineceğiz Beyto'nun tepesine. Bugün onca lafı boşuna mı ettik? Efendim. Alo Elif. Benim Zeliha. Bir dakika pardon. Hayırdır? Evet Zeliha. Kusura bakma rahatsız ettim. Olanları biliyorum. Belki pek sırası değil ama... Hani benden haber bekle demiştin ya. Hakkı için bütün gün hastanedeydik. Yani buralarda ortalık toz duman. Ayrıca senin için ne yapabiliriz henüz hiç bilmiyoruz. Bilmiyor musunuz? Başka kimden bahsediyorsun sen? Abinden bahsediyorum. Ne? Abime anlattın mı? Ya biz sırları olan karı kocalardan değiliz ki Zeliha. Anlatmak zorundaydım tabii ki. Ne yaptı öğrenince? Bunu sonra konuşalım. Ne zaman? Bir ara gelmeye çalışacağım. Şimdi kapatmak zorundayım. Bir aksilik mi var? Zeliha. Üf, ne oldu yine? Ya durmadan arıyor. Derdi ne? Hayatta kalmak. Yetmez mi? Of, of ya. Ya Murat, içinden geçenleri okuyorum ama unutma o senin kardeşin. Daha problemsiz bir kardeş hak ettiğime inanıyorum. Ya bulunduğu yerde sıkışıp kaldı. Yani ne başının çaresine bakabiliyor ne de biz ona yardım etmenin bir yolunu bulabiliyoruz. Babamın öğrendiğini bir düşünsene. Aman yok, ben şu anda onu bile düşünmek istemiyorum. Ben gitmek istemiyorum. Beni yormayın. İkiniz de gidiyorsunuz. Ama Zeyno Ana. Bu gece de kardeşimle yalnız kalacağım. Hadi itiraz yok. Bir şey olursa bizi arayın. Merak etmeyin ararım. Ben de yoğun bakıma geçiyorum.
Sen daha gitmedin mi? Söylemiştim sana. Sen buradayken gidemem. Boş bir inat bu. İkimizde de faydası yok. Elimde değil. Keşke olsaydı. Bazı şeyler keşke elinde olsaydı Seyit. Nefsine hakim olmak mesela. İdal, beni hiç affetmeyeceksin değil mi? Bazı yaralar kapanmaz Seyit. Kapandı desek de yalandır, izi kalır. Sağ olun. Herhangi şüpheli bir durum var mı? Yok müdürüm. Uyanık olun arkadaşlar. Acil servisten sızmalara dikkat. Şüphelendiğiniz şahısları anında kontrol noktasına çekin. Anlaşıldı. Uygulamalarda sessiz olun. Görev yapan personeli ve hastaları tedirgin etmeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Hadi kolay gelsin. İyi nöbetler. Sağ olun. Telsiz anonslarını iyi dinliyorsun. Gerekli bilgileri bana acil şekilde ulaştırıyorsun. Gözünü dört aç. Tamam. Aman bir fire vermeyelim. Anlaşıldı. Dikkat et kapıdan giren çıkanlara, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ona göre dikkat et girenlere. Tamam. Görevinde başarılar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar Mehmet. İyi akşamlar. İçinde taze kahve var. Zeyno onu bir fincan hazırlasana. Tamam Elif abla. Zeyno ana. Elif kızım. Niye gecenin bu vaktinde buralara geldin? Aşk olsun Zeyno ana, lafı mı olur? Bir gelişme var mı? Yoğun bakımda bekliyoruz. Hakkı dayanıyor Zeyno ana. Dayandığı için hala bekliyoruz. Bu iyi bir şey. İnşallah. Pes etmeyecek. Göreceksin. Doktor ne demişti? 48 saat değil mi? 12 saati geçti. Bu ne demek? Önümüzdeki 36 saate çok daha iyimser bakabiliriz. Değil mi Zeyno? En çok neye yanarım biliyor musun? Senin gibi bir kızım olmadığına. Ben senin kızım. Kafasında sürekli çekip gitme fikri olan biriyle başa çıkmanın bir yolu var mı? Maalesef yok. Neler hissettiğini biliyorum. Hatta o hissettiklerin hoşuma da gidiyor. Kal o zaman. Kalamam. Benim saçma sapan hayatım buna izin vermez. Başka bir yer buluruz. Çeker gideriz buradan. İkimiz mi? İkimiz ve Mazlum. Değmez inanç. İnan bana değmez. Peki ama neden? Sen çok temizsin. Benim için fazla temiz. Sana yazık olur. Umurumda değil. Seni seviyorum ben. Yapma inanç. Bana bunu söyleyen erkeklerin yarısı öldü. Kalan yarısı da beni öldürmek için peşimde. Sen onların arasında ezilir kalırsın. Ben buna izin veremem. Anladım Zeyno Hanım. Tamam. Sana da. Amcam daha yoğun bakımda. Durumda değişme yok. İnşallah atlatacak. Atlatırsa bu sayende olacak Hacer abla. Bugüne kadar sana hep Hacer abla dedim. Büyüğüm olduğun için.
Şimdiden sonra sen benim sahiden ablamsın. En çok ne isterdim biliyor musun? Bilal'imin de büyüyüp senin kadar iyi birisi olmasını. Maho! Mervecan. Geçmiş olsun Maho. Sağ ol. Elif ablamın kızı. Bu da Hacer ablam. Duydum, merhaba. Hoş geldin. Çocuklar geçin, ben size bir çay koyayım. Gel Mervecan. Bunu da demlesem. Demek o kadın bu. Hı hı. Amcam onun yaptığı yiğitliği bilse şu dakika açar gözlerini. Sırf bunu bilmek için dahi yaşamaya değer Mervecan. İyi akşamlar. İyi akşamlar doktor bey. Doktor bey. Stetoskop. Pardon, buyurun. İyi çalışmalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yanlış adamın peşindesin komutan. Benim Hakkı Boyatlı diye bir meselem yok. Hakkı senin abini öldürmedi mi? Öldürdü. Ve de belasını buldu. Ama bizden değil. Yeğenim Bilal de Hakkı'yı öldürmek istemişti. Çocuk işte. Babasının acısını unutamamış. Babası. Yani abin öldürüldüğünde Bilal kaç yaşındaydı? Yeni doğmuştu. Babasının acısını ona kim hatırlattı, sen mi? Ben yoktum buralarda. Yoktun ama şu tesadüfe bak ki sen geldikten 3 gün sonra yeğenim Bilal önce Hakkı'yı vurmaya kalktı. Vuramadı ve sonunda ne olduysa kendini astı. Evet. Yazık oldu. Vardı demek ki bir derdi. Bunu ikimiz de bilemeyiz. Sahi mi? Bak komutan. Rahmetli yeğenim için fazlasını öğrenmek istersen sorgu melaikelerine başvuracaksın. Bilal'in ifadesini onlar almıştır öbür tarafta. İstanbul uçağı inmek üzere abacığım. Kemo ağamı almaya gidiyorum. Tamam Memo. Bir isteğin var mı Elif abla? Ay yok, sağ ol Memo. Cemo tek başına mı geliyor? Siz kalın burada. Dikkatli olun. Tamam. Tamam. Evde değilim, Maho ile birlikteyim. Maho, bahsetmiştim ya, benim Urfa'daki ağlama duvarım. Ha, evet hatırladım. Sen iyi misin? He işte, olabildiği kadar. Sen ne yapıyorsun? Haritaya bakıp benden ne kadar uzakta olduğunu düşünüyorum. Delisin. Kendine iyi bak. Benim için de İstanbul'un tadını çıkar. Bulunduğum yerden bu biraz zor ama sana iyi geceler. Sana da. Burç, erkek arkadaşım. Hani şu motorlu asi genç? Şöhreti buraya kadar geldi ha. Elif abla Zeyno Ana'ya anlatmış. Ya görünüşü biraz faul ama aslında iyi biri. Yani yakından tanıyınca. Tek kusuru hız tutkunu olması. Hiç değilse başkalarının canını yakmıyor. Ya tek zararı kendine. Kurtar kendini Maho. Ya aklın varsa buralarda kalma. Ne yap et, dışarıda bir yerde oku. Bir daha da dönme. Dönüp kendini çürütme. O deligin olmaz Mervecan. Bize göre değil. Aslına bakarsan nerede yaşadığın da önemli değil. Sevdiklerine yaşayıp sevdiklerine ölebiliyor musun? Bütün mesele bu. 70 yıllık kan davasını bitirmek için anamız ağladı. İnsanlar çok bedel ödedi. Bu barışı sana yem etmeyiz Beyto. Niye herkes benimle uğraşıyor komutanım? İnsanların derdim yok. Sen insanları rahat bırak. Onların da Beyto gibi bir derdi olmasın. Tamam. Benim istediğim de bu. Kimin tavuğuna kış demişiz şimdiye kadar? Yüzüme bak Beyto. Gözlerimin içine bak ve Hakkı'yı öldürmek için senden başka sebebi olan bir tek Allah'ın kulunu söyle bana. Bir tek Allah'ın kulu. Ne bileyim ben. Bir yerlerde birileri vardır elbette. Cemo gelirse lütfen arasın Zeyno'na. Meraktan delireceğim. Yoldayken birkaç defa çaldırdım, cevap vermedi. Duymamıştır o kızım. Hem merak edecek bir şey yok. Cemo az evvel inmiş. Birazdan burada olur. Hakkı amca kendine geldi mi? Hayır. Henüz gelmedi. Dua ediyoruz. Siz de edin. Tamam Zeyno'na. İyi geceler. Sana da. Bunlar da ayrı bir alem.
Penipe'yi anlıyorum Zeyno Ana. Ya o duyguyu ben de çok yaşadım. Bütün o gelgitleri. Alışması için zamana ihtiyacı var. Bütün korkum ne biliyor musun? Bu olaydan sonra Cemo hayatta bir daha buralardan ayrılmaz. İpek de diretirse gelmem diye. Hakkı vurulduğunda neredeydin? Nerede olduğum ne fark eder? Vurmak istesem gidip kendim mi vuracağım? Vallahi haklısın. Ben bunu hiç akıl edememiştim. Soruma cevap ver. Sağlam yerdeydim komutan. İki tane kapı gibi şahidim var. Kimler? Zeyno karısıyla Reşoa. Ve daha en az 10 kişi. Kooperatifte. Al Capone ismini duydun mu hiç? Amerikalı. Bir zamanların ünlü gangsteri. Allah'a şükür evimizde televizyon var. Biz de film seyrediyoruz. Adam ne zaman valiyle, polis şefleriyle yemeğe çıksa şehirde bir sürü adam öldürülürdü. Onun da kapı gibi tanıkları vardı. Tıpkı senin gibi. Yine de paçayı kurtarmasına yetmedi. Kendisi hapiste öldü. Hem de genç yaşta. Yazık. Üzüldüm. Şimdi de yoğun bakım birdeki hastaya bir bakalım arkadaşlar. Oldukça ağır bir vaka. Tamam. Silahla tamam yaralım. Hocam bakalım. Yeni nöbet aldım da silahlı saldırıya uğrayan hasta yukarıda mı yatıyor? Evet doktor.